Çok dikkatli yapılması gerekir. Yani eğer bunu ekipmanla birlikte düşünürsek, marulda fidenin ki çok naziktir, yani her türlü olumsuzluktan çok çabuk etkilenen fide, o güzelim fideyi bir anda harap edebiliriz. Hatta uygun işleyemediğimiz toprağa diktiğimiz takdirde de beklediğimiz verimi dahi alamayız. Onun için toprak hazırlığının çok iyi olması lazım. İşte bu kumsal ve kumlu tınlı topraklarda bu toprak hazırlığı çok daha güzel olabiliyor. Herhangi bir şekilde kezek diye tabir ettiğimiz ağır kütlelerle karşılaşmamamız gerekir. Ve onları tamamen ortadan kaldırmak adına özel aletlerle, ki biraz sonra göreceğiz onu, biz sırtlar yaparak ve tamamen ince zerrelere toprağı ayırarak o toprakta o fidenin, o çok nazik kök bölgesinin hemen hiç susuz bırakmadan hızlı bir şekilde dikip derhal can suyunu vermemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, eğer sırt yaparak marulun toprak hazırlığını yapar isek hem gelişmede hem de aşırı derecede kök bölgesindeki su birikintilerini önlememiz adına son derece yararlı görüyoruz sırt yapmayı. Bunu özellikle Mersin, Tarsus civarlarında, hatta Beypazarı'ndaki üreticilerin pek sırt yapmadıklarını görüyoruz. Biz sırt yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü kaliteli ürünü yetiştirmede hem de hasadın daha kolaylıkla yapılması adına bu toprak hazırlığında sırt yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Derin bir sürümden bahsediyoruz. 25 santim civarında bir derinlikle sürülmesi gerekir. Arkasından rotavatörle çok ince zerrelere bölünüp ondan sonra da sırt işleminin yapılması lazım ki bu aletler zaten bizde var. Bu işi yapıyor ve bu hazırlıkta hadi canım sen de yani öyle de yapmasak da bunu da şöyle yapsak da sürmesek de gibi düşüncelerle işe başladığınız zaman da sonunda zararla kalkıyorsunuz. Gerçekten hani artık ülkemizde 40-50-60 yıllarda bir tekrarlanan olumsuz iklim koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için ya olmaz ben 20 senedir 30 senedir böyle bir şey görmedim demek yerine 60 senede de olsa gelebilir düşüncesiyle mutlaka tarlamızın drenajının ciddi anlamda ele alınması gerekir. Nitekim biz bu bahçede 15 gün kadar öncesi yaklaşık 2 saatte 120 kilogram civarında bir yağmurla karşı karşıya kaldık. Eğer bu drenajlarımız olmasaydı, bu sırtlarımız olmasaydı biz buradan şu anda bu ürünü kaybetmiş durumdaydık. Onun için ileride nerede olursa olsun bir sel baskınıyla karşı karşıya kalacağımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi bununla ilgili karşılaştığımız birkaç olayla başlayayım sözlerime. Fideyi bir defa profesyonel, son derece hijyenik koşullarda hazırlanmış bir fide firmasına yaptırmakta yarar var. Rakamlara vurduğunuz zaman da biraz böyle insanı cezbeden bir fiyatla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani ben de yapsam, yastıkta bu fideyi yetiştirsem, işte şu kadar da benim cebime kalır gibi bir düşünceyle hareket edenler var. Doğru değil. Nitekim işte yine Akdeniz bölgesinde bazı bölgelerde bundan dolayı ciddi anlamda hastalıklar ve virüsler taşınıyor bir yerden bir diğer yere. Onun için fidenin hazırlık aşaması, yani tohumdan viyole gelinceye kadarki kısmını biz profesyonel bir fide firmasına verdik ki onun da görüntülerini zannediyorum ki izleyiciler izleyeceklerdir. Arkasından o fide geldikten sonra ki görüntüleri de alındı onların, çok hızlı bir şekilde onların toprağa aktarılması gerekir. Kök viyolun içerisinde kökün çok gelişmiş ve o viyolun içerisindeki torfu sarmış olması gerekiyor. Fide büyüklüğü de hiçbir zaman 5 santimi hatta onun da altında olabilir geçmemesi gerekir. Hani çok büyük fidelerin araziye aktarılması sırasında bazı uyum zorlukları çektiğini biliyoruz. Onun için olabildiği kadar fideyi seradan aldıktan sonra çok hızlı aynı gün içerisinde olabilirse bir gün sonrası da mutlaka dikilmesi lazım. Ve o fidenin tabii ki bunları hiç söylememize bile gerek yok. Bir,
temiz olması lazım. Herhangi bir hastalığı taşımıyor olması lazım. Artı bizim çok dikkat ettiğimiz bir şey ki bu bölgede beyaz sinek çok önemlidir. Durup dururken beyaz sineği bir yerden bir yere taşımamak adına o serada hiçbir şekilde bir zararlıyı oradan alıp